Elit takımlara karşı Fenerbahçe-Beko'nun bu spacingde e, sıkıntı yaşadığını da düşünüyorum. O ateşlemeyi ne kadar uygun zamanda yaptı, yaptı. Yapamadı, evet, sıkıntı yani, yaşayabilir. Fenerbahçe çok düzenli bir takıma e, kaybetti ve iki kere e, e, ezilerek kaybetti. Sturdis e bu olayı daha iyi yönetebilir miydi? Kes, kesin yönetebilirdi Fenerbahçe savunamıyor öyle pivotları. Efes 17 Mayıs'ta ile imzaladığında MİT için ayrılacağını düşünüyordu. Efes için kritik dönemeç, Şubat'ın son haftasıyla e, Mart'ın ikinci haftası. Efes şu anda ikna etmiyor. Daha Efes'in önünde cevaplanacak çok fazla soru var. Ben iki takımda playoff'ta olacağını düşünüyorum. İkili sıkıştırmaya hoş geldiniz. Bir çift maç haftasında daha birlikteyiz. Kaç tane kaldı ya? Ee, bir tane mi kaldı bir tane mi? bir ya da iki tane kaldı ya da iki tane çift maç haftaları enteresan oluyor bir tane dörtte dördümüz var hı hı. onun dışında çok aslında istediğimiz performanslar göremedik sanki ya bir de mesela hafta haftadan haftaya değişmek üzere ya bazı takımlarında avantajları oluyor mesela Olympiakos Salı günü oynadı e, Cumaya geçti e, Cumaya geçti Efes Çarşamba Şarşamba oynadı Cumaya Cuma ya geçti bir de arada sonuçta o yolu yani kat ediyorsun kat ediyorsun e, yani ilk maçı içeride oynadıktan sonra e Fenerbahçe'nin de yine hani böyle dezavantajlı konumda oldu. Yani ben açıkçası bunun istikrarını çok hesaplayamıyorum hmm. e, izleyen ya da anlatan biri olarak. Çünkü e, yani neye göre ne zaman olduğu da belli değil. Çünkü biliyorsun Partizan mesela Olympiakos'ta, Panathinaikos'la oynadı. Arka arkaya haftalarla oynadı. Evet. E, onun arasında da çift maç haftası oynadı. Yani iki kere Pire'ye gittiler. Ya yani daha doğrusu iki kere Atina'ya gittiler. gittiler. Birinde Pire, birinde Atina. Hani neye göre düzenleniyor bilmek çok mümkün değil ama hani işin buraya kayacağı belli. Özellikle konferanslara da ayrıldıktan sonra 6-7 çift maç haftası yerine artık 11-12 çift maç, maç haftası olacak muhtemelen. Konferans ayrılma durumu Kesin olacak canım. Olacak mı? Kesin olacak. 24 takım, hmm. 12 doğu, doğu on, batı. 12 batı aynen. Bence şey, şey şık olabilir. E, Efes ve Fenerbahçe doğu batı diye ayrılırsa ha. o şık olabilir. Avrupa olabilir. yakası, Anadolu yakası. Çünkü iki takımı da Doğu'ya e, verirsen eğer evet e, bizim şansımız azalır yani ne hmm. gerek var bir takım diğer tarafta öbür takım diğer tarafta mücadele ederse daha iyi. Yani bu şöyle tabii resmi bir e, konu değil henüz Marshall Grickman bence yolunu yapıyor düşünüyor. biraz evet. yani konuşuyor da yani bunu podcast'lerde işte röportajlar. Biraz Arap Yarımadası'ndan gelen e, Tabii o doğu takımı zaten. Dumanların da etkisi var o zaman bu düşüncede. Ya bunun ne zaman olacağı, Rus takımlarının EuroLeague'e ne zaman döneceğiyle ilintili. Tamamen bu. Yoksa olacak bu iş. Yani 12 batı, 12 doğu takımı e, kesin olacak ama e, tarihini göreceğiz. Yani bence en erken 2 sene sonra olur. Seneye olmaz. En erken en erken iki sene sonra olur. Ee, ama işte oradaki yani Rus takımlarının buraya tekrar entegrasyonu Euroleague sonuçta arka kapıdan düşünüyor. Ama şu anda hala devam eden bir savaş var. Evet. Ee, yani bu netleşmeden Olay değil. Bu, bu tarz işleri yapmak da zor. Enteresan olur. Peki geçelim o zaman e, takımlarımıza Fenerbahçe Beko ile başlayalım. Olympiakos ve Alba Berlin maçları var. Evet. Olympiakos maçı böyle bir iki sene önceki Olimpia Milano maçı tarzı Hı. oldu içerideki. O da kaç böyle 24-8 miydi 4 miydi öyle, öyle bir şey bitmişti ilk çeyreği. Ondan sonra bir baktık. Bir türlü geri dönememişti Fenerbahçe. Olympiakos'a Slukas'ın olmadığı haftada e, 2-2 yapmış oldu hem Fenerbahçe Beko'ya hem Anadolu Efes'i yenerek. E, Alba Berlin mücadelesi ise yani galibiyet beklenen bir karşılaşmaydı evet. zaten. E, e, bir rejenerasyon anlamında, toparlanma anlamında Alba Berlin o kıvamda bir takıma geldi e, diğer takımlar için. E, sonu da enteresan oldu. O maçı da anlattın zaten. Şöyle genel bir Fenerbahçe Beko değerlendirmesi yaparak başlayalım. Ya Olympiakos maçıyla alakalı tip söylenecek çok fazla şey var. Yani hiçbir bireysel performans ya da takımın hiçbir eksikliği böyle bir tabloyu ortaya çıkarmaz. Fenerbahçe Beko'nun kadro kalitesiyle de açıklayamazsın. Yani eksiklikle de açıklayamazsın. Olympiakos çok şey bir takım. Yani çok düzenli bir takım. Sezon başından beri en istikrarlı basketbol oynayan takım Kesinlikle. ve ver, ver, gerçekten makine düzeninde oynuyor. Ve dinamizmle katıyorlar bu düzene kesin ve yani oyuncular e, karakter olarak da hani sert karakterde oyuncular. Rol oyuncuları mesela Sharkback yani Kisik gibi bir oyuncu. Yani EuroLeague'deki yerini normalde tartıştığın ya da tartışacağın bir oyuncu ama bu kadro içerisinde e, gerçekten verimli oluyor. E, Mustafa Fal Efes maçında da zaten gördük yani maçın başında Olympiakos oyunu force ederken işte post dağıtıcı rolde, çembere yakın pozisyonlarda bitirici rolde. Vezenkov zaten şu anda Avrupa'nın en formda oyuncusu. Hatta çok acayip. Hatta şey yani hani NBA dışındaki en iyi oyuncu kim sorusuna cevap yakın dönemde Mitsic sonuçta. Geldiğinde Mirotic'ti Henüz sahaya çıkmadan evet. Mirotic o mertebi hani biraz kaybetti. Larkin'in yine o e, hani titre aldığı bir periyotta. O Vezek bambaşka bir boyutta ve driblingsiz yapıyor birçok şeyi. İnanılmaz gerçek yani Bu verimlilikte oynuyor olması e, gerçekten acayip. Ayze sezonun bu bölümünde toparlandı. E, Thomas Volkup zaten hani bir istikrar sahip. Olympiakos gerçekten yani normal sezonda e, daha önce de konuşmuştuk burada biliyorsun. Bir numara olmak için e, en güçlü aday. aday. Yani e, playoff basketbol. En bas heyecanlı, aday ya, heyecanlı aday. farklı bir basketbol. Playoff basketbolunda Olympiakos'un yine tavanını belirleyecek durum. işte Isaiah e, bu performansları, benzer performansı ne kadar devam ettireceği olur. Ama yani Fenerbahçe çok düzenli bir takıma e, kaybetti ve iki kere e, ezilerek kaybetti. Yani evet. sadece İstanbul'daki maçla değil e, Pire'deki maçta. Pire'de daha çok eksik vardı bir de. Evet ama yani bu, bu bence şunu gösteriyor biraz. E, Fenerbahçe kadrosundaki Hani alternatifsizlikleri konuşuyoruz ya işte Nikolaitis'in performansını konuşuyoruz ya. Fenerbahçe bir konu mutlaka ve mutlaka elit takımlarla mücadele etmek için e, çok iyi bir Nikolaitis'e ihtiyacı var. Çünkü arkasını doldurma ihtiyacı e, duymadı. E, Carson Edwards'ı da yavaş yavaş e, entegre ediyor ama yani e, orada Kalatis'in mevcut planda ikamesi yok ve burada hani ise bence e, hani biraz sorumluluk düşüyor. Çünkü onun tercihi yani Fenerbahçe Beko herkes biliyor zaten artık herhalde bir bir buçuk aydır kart arıyor. Yani piyasada görüşülen evet. sayısız isim var. Yani Şabaz ne de mesela görüşüldü. Tercih etmedi Koç. Yani Milano'ya gitti. Kampazzo e, ile görüşüldü. Aynı fiyatta alabilirdi Fenerbahçe Beko. Tercih edilmedi. edilmedi. Ben bu arada hani Kalatis'in olduğu takımda kampansiyonun tercih edilmemesini anlayabiliyorum ama yani koçun burada yapmış olduğu bir tercih sonuçta bu. Yani Kalatis'in sezon başına itibaren burada devam etmesi, onun arkasının o şekilde dolmaması. Bence bu tarz maçlarda da sizi gerçekten eksik bırakıyor. Çünkü yani Fenerbahçe-Beko hani konuşuyoruz işte barometre. Alen kullanmıştı geçen bu tabiri e, Naglajis'i açıklarken. Zaten iki tane barometre var. Marko Guduriç evet. ve Naglajis. Ya yani bu oyuncular ne kadar elit düzeye yakın bir performans sergilerse e, sen takımını o kadar ilk dört adayı gibi gösterebiliyorsun. Çünkü Moddi mesela kötü bir Olympiakos maçı oynadı, iyi bir Alba maçı oynadı. Ama e, Moddi'nin sezon içi istikrarıyla alakalı bence bir tartışma yok. E, yani Galatasaray son 5 maç e, 13'te 3-3'lük üç yani hatta son 3 maçta sadece 2 tane denedi. Kaçırması problem değil zaten. Denememesi problem. Çünkü şimdi ilk şimdi 5'teki 2 oyuncu Motli e, ve Kalatis. Bu 2 oyuncu da senin sahayı genişletmeni engelliyor. Motli zaten dunker sport denilen işte çember altındaki noktada konumlanan bir oyuncu. Orada topu alıp e, çembere yakın atışları tercih eden bir oyuncu. Ya da işte kısa devrimede de tabii ki kullanabiliyorsun. Ama yani burada e, Motli'nin attığı üçlük istisnadır. Yani bu hafta da attı ama istisnadır yani onu şey yapamazsın yani oyunu ben moddi'den genişletirim diye bir plan yapamazsın. Ekalatis de zaten benzer şekilde. Mükemmel de böyle bir Pikarov silahın hani Costa Santetokumpo'nun gelişiyle işte bir hani Aliup lob ihtimali daha doğrusu üzerine durmuştuk ya e, o da hani sahada çok kalabilen bir formül olmadı. Gerçi Alba maçında e, Motley ile Costa kumpuyu birlikte oynatıp Virtus maçından sonra ilk kez denemiş oldu bunu. E, Itudis. Hı. Hatta Edwards'la e, denedi. İlk kez oynadı o 5 yan yana ve verim de aldı. Ama Alba maçı bir parametre değil. Bence Olympiakos maçı parametre ama. Yani Olympiakos evet. maçı kötü kaybedilmiş bir maç olmasına rağmen e, eksesif farklarla kaybedilmiş bir maç olmasına rağmen e, ilk çeyrekte Fenerbahçe Beko'nun e, hani bu duruma düşmesi bence çok kabul maç, edilemez daha maç başı evet. olunca toparlayamadı bütün yani dönüm. ve o durumda da yani şunu konuşabiliriz ben playoff alakalı bir tehdit yani konuşulduğu bahsedildiği kadar bir tehdit e, görmüyorum yani alttan gelen takımlar olmasına rağmen fiksürü bence birazdan konuşuruz zaten. Hı -hı. İşte 11 maç kaldı. Evet. Son maç Kızıldız Deplasmanı Fenerbahçe için daha çok çanlar çalıyor bence. Bu ben kısımda konuşuyoruz. Evet evet. De. Yani mesela Kızıldız Deplasmanı son maç Fenerbahçe için. E, muhtemelen bir iddiası kalmayacak Kızıldız'ın o maçta. E, yani Monaco'nun fiksürü kötü değil. 11 maçın altısını e, içeride oynuyorlar. Ama mesela Fenerbahçe'nin de Monaco'ya karşı i̇ki maçta, yani. evet, iki maçta da üstünlüğü var. Yani ilk dört bile yani şu anda çok böyle hissedilmiyor olabilir takımın ortaya koyduğu performansdan ötürü. E, bence masada çünkü Monaco'da yani çok böyle inanılmaz istikrarlı bir takım sayılmaz. İlk üçü artık bence yani Real Madrid, Olympiakos, Barcelona üçlüsü yani matematiksel olarak yakalanabilir bir üçlü hala. Ama bence oyun olarak biraz ayrı, ayrışmış bir bence üçlü. yani bu, 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 üçlü bu üçlü yola devam edecek ve kendi arasında sıralanacak muhtemelen. Dört hala açık. Ben yine Monaco'ya avantajlı görüyorum ama, ama Fenerbahçe 4 iddiasını sürdürecek, sürdürecek durumda. Sürdürecektir yani hani burada e, çünkü çok yakın yani 4 ile 8 arasında da öyle bir ayrışma olacağını ben pek zannetmiyorum e, ciddi oranda. İlk 3 biraz belki kopmaya aday. Bundan 2-3 hafta sonra onu konuşabiliriz. Ama Fenerbahçe Beko e, hani hedefi doğrultusunda ilerliyor. Sadece işte bu maçlar şu yüzden parametre. Yani e, sen gerçekten düzen dışında e, bu tür maçlarda seni krizden çıkaracak bir ya da birden fazla oyuncuya ihtiyaç duyuyoruz. Yani bu tür düzen takımlarında, makine takımlarında böyle personeller lazım ve Carson Edwards evet yavaş yavaş kendini buluyor olabilir. Al maçında da iyi oynadı. Eee Olympiakos maçını hani o açıdan söylemiyorum ama Kalatis ana ana plandaki oyuncu ve gerçekten ben elit takımlara karşı Fenerbahçe Beko'nun bu spacing'de sıkıntı yaşadığını da düşünüyorum. Peki İtudis'in açıklamaları hem Olympiakos hem Alba Berlin maçı sonrası açıklamaları bir üst üste görelim arkadaşlar. Genel değerlendirme yapalım. Önce Olympiakos maçının açıklamalarını bir rica edelim. Biz ne kadar hazırlanmış da olsak onların hücumunu, savunmasını, temposunu kontrol etmek adına ne yaptıysak Olympiakos karşılık vermeye hazırdı. Zaten deplasmandaki %63'lük güçlük yüzdesi çok şeyi söylüyor. Evet. Olympiakos için konuşuyor. 24'te 10'la başlamamız bizi acıttı ve maçın tamamında da sıkıntı yarattı. Farkı 13 sayıya kadar indirebildik ama sonunu getiremedik demiş. Bu Olympiakos maçı sonrası. Alba Berlin maçı sonrası hemen 2 gün sonrası. Rakibin değişken savunmasına rağmen hücumda çözümlerimizi bulduk. İlk yarıda hücumda çok iyiydik ama savunmada düzeltilmesi gereken şeyler vardı. Devre arasında bunları konuştuk. Açık, açık sahada onların hücumları bir şekilde kontrol etmemiz gerekiyordu. Bunun üzerine çalıştık ve üçüncü çeyrekte sadece 13 sayı kaydettiler. Ve bunu da başarmış olduk. Yani diyor ki Olympiakos maçında Evet bir şeyleri savunmaya çalıştık ama yapamadık. Hı hı. Hücumda da kötüydük. Alba Berlin maçında ikinci yarıda özellikle savunmayı toparladık. Ya alma maçında tabii maçı iyi başlamak da çok önemli değil Çünkü Fenerbahçe-Beko ateş gücü sınırlı bir takım olduğu için. Hani büyük farklardan e, geri dönerken. O ateşlemeyi ne kadar uygun zamanda yaptı, yaptı, yapamadı evet, sıkıntı yani yaşayabilir. Fenerbahçe maçın ilk topundan itibaren biraz oyunu kontrol etmeye ihtiyaç duyan e, bir kadroya, bir ekibe evet, sahip. Evet. Ve yani Olympiakos da kavgacı bir takım. Şimdi biz ve koyu savunmadan tanımlıyoruz. Oyuncular da öyle, koç da öyle tanımlıyor. Sezon bölümü öyleydi mesela. Aynen. Kazandığı maçlar birçok Ve yani bu, o, bu, oyun, bu oyuncular kesin dediğin gibi. Yani bu oyuncular e, hani fiziksel oynamayı seven, işte rol oyuncuları da hani Nacileyze'de, Şampiyer'de bir kavgacı oyuncular. Olympiakos da bu personele sahip. Şimdi Alba'da ama biraz daha böyle aheste e, oynayan. Aheste'yi şöyle açayım. Yani yavaş anlamında aheste leşti. söyleyeyim. Aheste'leşti. Evet yani daha böyle işte ne bileyim Lux Sigma dışarıya çıkar. Bir topsuz kata bakar. işte Wetzel açılır. Yani diğer kısalarda yani Mağdolo yokken özellikle hani yırtıcı bir oyuncu bulamazsın. Orada dikine oynayan bir oyuncu bulamazsın. Ha, ama şunu çok iyi yaptılar. E, Fenerbahçe basket attıktan sonra tamir bileti özellikle kullanarak tam sağda yani tek pası en fazla iki pas kullandılar yani bir topun çıktığı bir oradan sonraki hamle onlar da iyi cevap verdiler ama yani iki takım arasındaki bence yoğunluk farkı yani basketbolu ele alış farkı çok bariz diyor alba bir sistem takımı bu sistem size baskıyı hissettirmiyor ne koç baskı hissediyor İsrail Gonzales. Ne oyuncular baskı hissediyor. E bunun bazı artıları olabilir. Çünkü hani sizi daha sürekli bir sistem yapar. E ama yani hedeften de büyük oranda uzaklaşıyorsunuz. Çünkü hatırla ilk 3 maçı kazandılar. E liderlerdi. Sonra 12 maçı üst üste kaybettiler. E sonra 3 maçı üst üste tekrar kazandılar. Şimdi 5 maç üstüne tekrar kaybettiler. ya yani böyle bir böyle bir sezon olamaz yani. Hani arada bir arada bir en azından stabil şey, ol ya. yani bir değiştirirsin yani durumu. Ee, ama dediğim gibi yani bunda şu anlık bir problem olduğunu düşünmüyorum. Çünkü Alba neden problem yaşamıyor? E üç yıldır Almanya şampiyonluğunu kazanıyorlar. Evet, bir şekilde kazanıyor. E, ve Bayern, Bayern Münih'e karşı. Bayern 3 yıldır Almanya şampiyonlar. 3 yılın ikisinde duble yaptılar. Almanya Kupası'nı da aldılar. Yani o bağlamda onlar hedefleri, e, kupa hedefini e, biraz daha lige çevirmiş durumdalar. Yani, Fenerbahçe bunun ezmesi gerekiyordu Alba'yı yani, ilk toptan itibaren ve e, bunu başardı. Tabii izin çok özel bir performansı var. Yani ya 26 sayı 11 sonda seyirciyi de kıramadı. 24 sayı 3 asist 11 rebound double double'lık bir performans. Aynen yani var. Ya o konu da çok tartışmaya açık bir konu. Ben hani oyuncu tarafından perspektiften bakıldığında hani anlayabiliyorum ama hani burada şey konuştuk ya Andrea Trinker'inin işte Denizaltı Denizaltı muhabbeti. Şimdi denizcilikle hani basketbolu aynı belki potada buluşturacağız, eriteceğiz ama aynı denizcilikteki gibi bence basketbolda da Hani hiyerarşi önemli, yani şöyle önemli. Şimdi İtudis bu olayı daha iyi yönetebilir miydi? Kes, kesin yönetebilirdi. Şöyle yönetebilirdi. Yani ta, ta, tribün yüz istiyor. Şimdi bunu idrak edip hani işte jestle, mimikle ya tribünü belki hani sakinleştirip bir şey yapabilir. Obra kesin yapardı mesela. Ya da ya da e, oyuncu dersin ki hani tribün şey yapıyor, albay bençine gidip bakın yani tribünden böyle bir tepki geliyor, böyle bir evet. reaksiyon geliyor. Hani bir, kusura bakmayın. Hani onları da mutlu edelim atalım. İtudis kesinlikle atma 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 dedi. E, Naciz gitti attı. Şimdi e, dediğim gibi bence burada bir hiyerarşi olmalı. Yani koçun isteğine herkesin bulunduğu... Naciz ise koçu gösterip yapıp evet. şunu yapıp yani bıraksa daha iyi. Ben yoksa dedim bilmiyorum. İki partiyi de anlayabiliyorum. Hı hı. Ama e, Naciz'in kesinlikle bence bunu yapmaması gerekiyordu. Yani bu e, yani koça karşı e, herkesin bulunduğu bir ortamda koçun net bir şekilde istemediği bir şeyi Bence yapmamak gerekir. Haklı olsa da olmasa da. E, Alba orada. tarafı da kullandı son topu. Zaten. Evet yani saçma sapan bir maç sonu oldu nitekim. Yani Alba'nın da o topu atması. Çünkü hani ikili averaj diyor yok. İlk maç zaten 30 sayı ile bitmiş. E sen direkt rakibin değil almışsın zaten ikili averajı da olsa dahi. Ama e, dediğim gibi yani o maç sonunda bence hani süreç iyi yönetilemedi. Ama ne olursa olsun yani herkesin bulunduğu bir ortamda koç haklı da olsa haksız da olsa oyuncunun koça Karşı çıkmaması lazım. Bu benim görüşüm. Yani e, burada tabii ki hani, tribün e, tribünden e, bakan insanlar şey diyebilir ya yani, biz taraftarız. Biz bu, bu takımı bu kulübü yaratıyoruz. Bizim istediğimiz olmalı. Bir şey diyemem. Ben sadece e, hani basketbolda da böyle bir hiyerarşi olması e, gerektiğini. düşünüyorum. zaten. Dediğim evet. gibi. Obradoviç e, ya sadece Obradoviç daha şey yapardı ya mesela. İsrail Gonzalez de istemese orada ne bileyim Johannes Diman atmamalı o topu. Şimdi tabii sonrasında tepkisi ne oldu, Nigel Hayes'e konuşması ne oldu bilmiyoruz. Yani sağ içinde sadece görüntüden baktım. Böyle bir as suratı asıktı ama... Hı -hı. E hani yine obrada bir şey örneği vereceğim ama orada sağlam bir fırçayı <gülüyor> evet. <laughs> yerdi Yok şey zaten maç sonu röportajında kireç gibiydi yüzü. Hmm. Yani muhtemelen o zaman bir, bir şey olmuş, bir bizim, diyalog olmuş. Bizim görmediğimiz bir e, diyalog oldu orada. Ben şunu da söyleyeyim. Yani bu Alba ile oynarken e, takımlarımız e, yani Fenerbahçe, Beşiktaş, Anadolu Efes her Alba ile oynadığında aklımdan şu geçiyor. Ya yani Chris Kumace e, her takımın bir dev oyuncusu var biliyorsun işte. Yani birçok takımın diyeyim ya da işte Papa var fallar Tavares. var, Tavares var. Yani Mustafa falan, Yusuf'a Al, fall var. Plyce var. Al. Var yani, yani ör, 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 5. Örnekler örnekler evet. arttırılabilir. Değil mi? Evet. Yani 2 on, 17 18 diyelim. Neyse. Kim var başka? Ee, Sen devam, ben düşüneyim. Britis var ama o 2 20 değil, 2 15 falan. Eee evet. evet. Daha daha başkanım. aşağıda. Evet. Ee, yani neyse. Hı hı. Chris Kumanji, e, bence 15 16 dakika bandında müthiş değerli bir oyuncu. Müthiş değerli bir oyuncu. Yani e, kontratı bitiyor bu sene. Hı hı. Yani ne ne yapar ederim, Fenerbahçe Beko çünkü hani Price şu anda Efes'te var yani o profilde bir oyuncu var. Tabii ki Price çok daha mahir, çok daha işte hani şutu olan, daha farklı kullanabildiğim bir oyuncu. E, ama yine yineden hani yüksek e, oyuncu. yani sizezli oyuncularda, uzun oyuncularda e, match-up'ı yapabiliyorsun. Ya Chris Kumaca bence elden kaçmaması gereken bir oyuncu. Yani çünkü Fenerbahçe savunamıyor öyle pivotları. Yok yani. Şu anda öyle bir personel yok. Öyle bir oyuncu profili yok potu altında. Evet. Özellikle Cekirin'in sakatlığıyla da birlikte iyice eksilmiş oldun. Bence kat'i suretle değerlendirilmesi gereken bir oyuncu. Real Madrid mesela almaz. Yani Tavares'in kaldığı bir senaryo. Tavares ama hala verimli çünkü. Onlar da çok ciddi bir pazarlıktalar bu arada. Yani üç milyon euro net para istiyormuş Tavares. Yani henüz anlaşmaya çok uzak bir zemin var. Zaten yani Avrupa'da bu, bu, yaz ciddi bir sirkülasyon olacak. Hem koç sirkülasyonu hem oyuncu sirkülasyonu. Evet. Ee, yani ben, bence Chris Kumaci kontratı da biterken çok da makul bir hedef. Yani bence kaçmaması gereken bir oyuncu gerçekten Fenerbahçe Beko için. Peki geçelim Anadolu Efes'e. Anadolu Efes aslında bir hedef maçı olan Jalgiris Kaunas mücadelesini kazandı. Ki o da krize girdi. O maçta son bölümde bir krize girdi. Hı hı. Bir anda 10-12 sayıdan 2 sayıya kadar hı. indi fark son bölümde. Ve sonrasında da Olympiakos deplasmanı ee, en fazla galiba 5 sayıya kadar indirebildi orada da farkı son bölümde ama Olympiakos'a e, yetişemedi. E, yani şeyle başlayalım. Geçen hafta kontrolü iyice zorlaştı bu işin hı hı. E, diye konuştuk ve onunla alakalı da e, Olympiakos maçı sonrası ee, Ergin Ataman'ın açıklamalarını bir e, rica edelim. Onu bir konuşalım. Orada şimdi bu geçtiğimiz sezonlarda da açıkçası bazı oyuncuları e, eleştirme var Ergin Ataman'ın açıklamalarında. Bu sefer Clyburn… Ama Ataman, herkes mitsiç değil. Evet, sahada oynanan basketbolu izlerken yedek kulübesinde acı çektim, bençte acı çektim. Sanıyorum kazanmış olmalarına rağmen Olympiakos taraftarları bile maçı izlerken acı çekmişlerdir. Sahada korkunç bir basketbol vardı. Son maçlarda olduğu gibi yine maça kötü başladık. Maçın ikinci dakikasında skor 8-0'a geldi. Maç başındaki konsantrasyonumuz yeterli değildi. Eğitim. Bir sayfamız daha var. Herkes bizim çok kaliteli oyunculara sahip olduğumuzdan bahsediyor ama bizim bu kaliteli oyunculara basketbol Süper Ligi'nde zayıf rakiplere karşı değil. Böylesine kritik maçlarda ihtiyacımız var. Özellikle Bill Clyburn ve Vasily Emitsic'ten bahsediyorum. Bu iki oyuncunun Olympiakos gibi önemli rakipler karşısında <laughs> iyi oynamalarına ihtiyacımız var. Ne yazık ki şu an Euroleague'deki durumumuz hiç iyi değil. Üstüne Clyburn'un de bir açıklaması var. Yine e, şey Yunan muhabire Antonisse, e, Euroops'tan Euroops'a açıklaması. Hı hı. Herkesin fikri kendine. Ben tüm sezon boyunca düzenli olarak sayı atıyorum, atıyordum. Sanırım kötü bir maç geçirmeye hakkım yok ki e, galiba geçen hafta sonuydu değil mi? Ligde de e, bir Ergin Ataman, Clyburn diyaloğu vardı. "Bırak da oynamama izin hmm. ver." gibi bir söylemi vardı Clyburn'un. Ergin Ataman'ın açıklaması bence biraz talihsiz bir açıklama. Hı. Yani şöyle, e, şimdi Vasili Misic'e karşı bu akıl oyunları geçmiş yıllarda bir Panathinaikos evet, maçı orada başladı mesela. zaten. Aynen, orada başlamıştı. İşledi. Ama herkes vasılamış hiç değil ve bence Amerika, Bunu gurur meselesi yapacak adam değil herkes. Amerika Amerikalı oyuncular özellikle e, bu konulara daha farklı yaklaşıyorlar. Çünkü kültür daha farklı ve Mike James'in başı çektiği e, bir oyun, ayrı bir oyuncular birliği de var. Yani bir ayrı WhatsApp grupları var. Orada işte Avrupa basketbolundaki elit e, Amerikalılar. Biraz da Mike James'in dediğim gibi. Etrafında kenetlenen bir grup bu. Daha yakın adı Larkin de aynı örnek aslında. Larkin ilk zamandaki hani oynamaması sonrası verdiği reaksiyon, emoji'ler vesaire. Ya Twitter'dan o da aynı şey. İyi karakterde, iyi karakterde oyuncular bunlar. Will Clyburn'de işte Shane Larkin de. Ee, hani bence yani idare potansiyeli zaten bu yüzden var bu oyuncular. Evet, Aksi evet. Takdirde böyle bir üçlüyü e, kontrol etmek. Bunston'da öyle. Çok mümkün olmazdı. Ee, yani şöyle o açıklamadan alarak devam edeyim. Ya Will Clyburn probleminden ziyade Anadolu Efes'in. Işte diyor ya Ergin tamam maça yine kötü başladık. Ya maça nasıl kötü başladı Efes? Şöyle kötü başladı. Mustafa Fal geldi. Posttan ilk topta içeriye katı verdi. İkinci pozisyon e, geldi. Yine çember altında bir pozisyon aldı. Smaçla bitirdi. Üçüncü pozisyon yine çıktı dışarıya. Bir perde yaptı. İçeriye devrildi. Top indi. E, sonra bir basket daha. 10. On, 10. sayısı da Olympiakos'un. Mustafa'nın 6 sayı bir asisti vardı. Yani o ilk pozisyon zaten kattan. E cevabın yok Mustafa falan. Yani maçın başında zaten Olympiakos seni fiziksel olarak ve bir 5 numarayı çok etkin kullanarak Olympiakos her maçı zaten ilk, ilk çeyrekte başlattığında Mustafa Fal'ı böyle kullanmaya gayret ediyor ve Efes'in cevabı yok buna. Yani kadro içerisinde bunun e, belli, hani çalışılmamış e, demek istemiyorum ama yani sonuçta durduramıyorsun Mustafa Fal'ı. Doğru. E, ve bununla bence bir Clyburn'un bir hatası yok. Açık söylemek gerekirse yani ilk çeyrekten itibaren hani bunu biz yapamadık, edemedik. Yani ya kadro eksikliği ya işte plan eksikliği, işte taktik eksikliği. Artık nasıl konuşmak gerekirse bunu. yani Efes çok hazırdı da yıldızı oyuncular performans vermedi kısmına ben katılmıyorum ve şu açıdan bence talihsiz bir açıklama. E, Basketbol Süper Ligi'nde zayıf rakiplere karşı biz beklemiyoruz diyor. dergine yine tamam. Ya sezonun ilk yarısında 40 dakika oynadı bu oyuncular Türkiye liginde back to back'lerin çıkışında 35 dakika oynadılar. Yani e, anlıyorum motivasyon e, ihtiyacını ve oyunculara karşı... Hani, ateşleme bir, çabanı. E, böyle bir e, cümle kurma ihtiyacını e, Koç ergin atamanın. E, ama bence yani Mitsic ayrı bir örnek. Karşısında konumlanma potansiyeli olan oyuncular grubu e, nicelik olarak daha fazla. Yani Mitsic bence biraz daha tekil buna reaksiyon verme babında. Ee, yani Simon'u da bak örnek gösterebilir. Evet. Yani zaten onun da bir sakatlık dönemi vardı hatta e, gelmesine sebep olan bir dönem vardı ya o da mesela e, geri dönüp bir şekilde katkı verdi. Ya, yani, Orada da yaşananlar var çünkü. Efes'te, Efes'te zaten şimdi geri dönüşü yani sen farkın işte 5'e indiği bölümü konuştun. Zaten 3. çeyreğin sonundan itibaren e, Bryant'ın çembere giderek aldığı e, sonuçlar var. Yani Elaja Bryant orada bence maçın Temposunu değiştiren oyuncuydu Efes'ten yana ki maç sonunda son dakikaya kadar hiç oturdu. Yani bobalar ki sonunda, evet, sonunda girdi tekrar kötü bir tercihte bulundu. Ama yani orada mesela Ergin Ataman Elajabryan da kalmayı tercih etti ki yani rotasyonun diğer maçlardan daha farklı olduğunu da gördük. Yani şu anda geniş kadro biraz Ergin Ataman'ın aklındaki basketbolla ya da verimsiz kullanılıyor. Geçmişteki, geçmişteki geçmişteki başardıklarıyla o tarzı biraz çelişen bir kadroya sahip. Burada ama hani Clyburn transferini hep konuştuk sezon başında Efes hatta Clyburn geçenlerde bir e, açıklama yapmış. E, işte şey haberin duyurulduğu zamanda hmm. e, hani işte benim doğum günümdü. 17 mayıstı diye. Efes 17 mayısta Clyburn'le imzaladığında mit için ayrılacağını düşünüyordu. Ya bunu unutmasın e, lütfen bu olayı değerlendirirken hmm. e, izleyenler. Yani önemli. Clyburn imzaladığında fikir şuydu. Mitic muhtemelen ayrılacak. %80 ayrılacak. Larkin, direksiyon Larkin olur. Larkin kalacak. Clyburn zaten çok iyi olur. arkadaşlar. Clyburn evet. Larkin. Büyük güçlü değildi yani hedef aslında. Evet yani şöyleydi. Muhtemelen gidecek eee Mitsic. Ha, gitmezse o zaman biz de Avrupa basketbol tarihinin en büyük e, üçlülerinden birini kurarız. E, boğulacaksak bu olacaksak Okyanus'ta boğulalım. Er Ya uyuşmadı mı sence? Bence bunu ya yani uyuşmadı. Kesin ama bununla alakalı nihai bir karar vermek için çok erken. Yani Efes şu anda ikna etmiyor. Bunu konuşmaya gerek yok. Playoff'a giremezse mi onu söyleriz? E tabii ki canım. Playoff'a giremezse... E, Geçmiş olsun. Yani hani bu büyük güçlü. Büyük güçlü zaten. Ben Mit için dediğim gibi sene kalma ihtimalini çok az görüyorum. Ama yani şunu söyleyeyim. E, bir süredir de zaten bunu konuşuyoruz. Efes için kritik dönemeç. E, Şubat'ın son haftasıyla Mart'ın ikinci haftası. Yani 24 Şubat'la 8 Mart. 3 deplasman maçı var. Asvel, Panathinaikos, Kızıl Yıldız. Arka arkaya bu maçlar. Real maçıyla başlayarak, yani iç sahada bu oynanacak maç işte. Eğer Efes burada 4'te 3 çıkarsa, yani Real maçı da dahil ederek söylüyorum. Bence çok büyük problem yok. Çünkü neden? Son 7 maçın 5'i içeride sezonda. Son 7 maçın 5'i içeride. O iki deplasman biri de Alba. Yani aslında 6, gibi bir iç saha neredeyse olabilir yani hani evet. baktığında. Yani burada Efes'in 11. Ye, 11. Ye gerilemesi elbette eleştirilmeli. Elbette şu ana kadar ki başarısızlık vurgulanmalı. Ama işte uyumsuzluğun çözülmeyeceğine dair benim keskin bir inancım yok. Yani çünkü e, ya da dağılmadı bu takım mesela. Yine vardı o üçlü sahada yani. Evet. Tamam Barcelona'ya karşı bir psikolojik üstünlük var. Daha farklı bakılıyor maçlara. Ee, ama Efes'in özellikle şimdi iki tane de e, önemli maçı olacak içeride. Çünkü yine direkt rakiplerle oynayacak. Maka ee, Makabi ve Partizan. Makabi'ye 8 sayıyla Partizan'ı 3 ya da 4 sayıyla kaybetti yanılmıyorsam. İki takım da hani şu anda playoff potasında olan takımlar ikisine karşı da alınabilecek ikili averajlar var. Yani daha Efes'in önünde cevaplanacak çok fazla soru var. Şu anda Tablonun parlak gözükmediği ortada. Ama e, sezonun bu bölümünde ısrarla söylüyorum tekrar potansiyeli konuşmak lazım. Yani e, ben iki takımda playoff'ta olacağını düşünüyorum. Efes için gerçekçi yer bence 6.lık, 7.lik ya da 8.lik. Yani ilk 5 ihtimalinin e, çok kalma durumu bence yok. E, Fenerbahçe dördüncülük ya da 5.lik gibi bir hedefle e, sezonun geri kalanında bence devam edecektir. Ee, ama ben iki takım da içeride olacağını düşünüyorum. E, ee, ha Efes şu kadroyla, şu durumla e, playoff eşleşmesini gördükten sonra rakibe göre. Çünkü ben şunu söyleyeyim. Geçen sene Efes şampiyon oldu. İddia ediyorum Milano değil de Zenit olsaydı rakip. Sıkıntıydı. E, bence geçemeyecekti. Bence geçemeyecekti playoff. Milano'yu direkt hedef olarak belirledi. Evet yani Milano'nun işte o dönemki durumu, Rus takımların zaten çıktıktan sonra Efes'in toparlanması. Hani bunlar hep bir parametre oldu ama... Hani bu sene de şöyle bir şey var yani kim söyleyebilir? Şu an 11. olan Efes. Ya biri gelsin mesela iddia etsin bunu. Şu an 11. olan Efes. Playoff'a 7. sıradan girdi. 2'den Barcelona ile eşleşti. Kim diyebilir varsiyonu e, ele, ele Her erdi. hafta söylüyoruz onca. Ha yani Power o yüzden hani bunları bunları konuşurken bence çok keskin köşelerle e, değerlendirmemek lazım. EuroLeague artık NBA'ye öykünen, NBA'ye yaklaşmaya çalışan bir organizasyon. Evet. Ve normal sezondaki mağlubiyetler hala çok önemli. Ama geçen sene biraz daha fazla önemliydi. Ondan önceki sene biraz daha fazla önemliydi. 5 sene önce hayatiydi. 10 sene önce kaybettiğinde gruptan çıkamıyordu. Yine de yanlış hatırlamıyorsam direkt 1 olan bu formatta şampiyon olamadı. Evet doğru. Aynen yani ve e, şu da var. Yani mesela Jey Cobra'da 3'ün Panathinaikos'u bir hanedanlık. Ama back to back'i yok. Yok. Aralar. Hatta back to back Final Four'ların sayısı çok az. Biliyorsun top 16'da elenilen sezon var. Son 8'de elenilen sezon var. 90'ların sonu, 2000'lerin başında e, sanıyorum 3 Final Four arka arkaya ya da 4 Final Four arka arkaya. 2000 arka bin, e, FIBA 2001 Supro 2002 Eurolik, 2003'te yok. 2003'te yok. Evet. 3 Üç sezon. Yani oradan 5 Moskova. Oradan itibaren, oradan itibaren eee mesela Jacob Rudovic'in Fenerbahçe dönemi neden çok özeldir? İşte bir şampiyonlukta bunu değerlendirmemek gerekir. Beş final sonra daha, daha çok çünkü. değerlendirmek Doğru. gerekir derken biraz o Panathinaikos dönemini hatırlama açısından hep bunları söylemeye çalıştık. Çünkü bir de Messina'nın CSK'sı var. dört final üst üste. 4 final üst üste ikisini kazandı, ikisini kaybetti. de Panathinaikos'a evet, kaybetti. E, Prag'da kazandı. Ee, Berlin'de Atina'da, Atina'da kaybetti. Atina'da, Atina'da ka Berlin'de, Berlin'de kaybetti. kazandı. Berlin'de kaybetti. Aynen. Ve hepsi de çok e, hani hikayeli işte parmak parmakları son sallandı. evet. E, maçlardı. Yani burada Efes'in problemi şu bence geçen senelerden net farklı olarak. Şimdi Elacab Bryant'ın penetre e, yani üçüncü çeyreğin sonundaki o penetrelerini ve maçı değiştirdiğini konuştuk ya. Larkin dikey değil yatay oynuyor. Yani Hı. bacaklar e, çok yerinde değil şu anda şeyler hissedebiliyorsun onu yani Larkin'in yırtıcılığı, evet. çemberi direkt olarak gidişleri şu ana kadar pek yok bazı. Bence hakemler nezdinde de kredisi ee, az dün Olympiakos maçında çünkü bence hayli dayak yedi ama hiç düdük alamadı. Ve yani işte senin dediğin gibi o yani dikine oynamayan e, Larkin de takımın geri kalanına uyunca... Vasa da aynı şekilde bence bu arada. Olympiakos'un... Vasa zaten yani... Step backleri vesaire uzun süredir, çok yavaşlamış vaziyette uz, bence. Uzun süredir öyle. Yo yo katılıyorum. Olympiakos da mesela ortayı dolduruyor. Penetre kanallarını zaten kap evet. kapatıyor. Ee, hani böyle takımlara karşı açmakta e, şu anda zorlandığını görüyoruz Efes'in. Yani Efes 2 maçta da e, hani 9-3 isabeti dahi bulamadı yani. yani ya birinde 6 ya, ya 7-5. Yani, evet yani yani oyun akmıyor zaten. Onu görebiliyorsunuz ve Olimpiakos e, Olympiakos penetre pasları, penetre pasları ortaya da ciddi oranda doldurarak e, çok etkiledi. Eee 2 yani maçta tabii ki hani Fenerbahçe'nin ve Anadolu Efes'in Olympiakos maçları da yani Olympiakos'un oynadığı iki maçta bir referanstır. an itibarıyla normal sezon liderliği için en güçlü favori Panathinaikos. Peki Olympiakos. 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 <gülüyor> 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 mu var diyeceğim de yani kendimi düzeldim. Bu arada Vezenko da çok geç açılmıştı Efes maçında. Evet. Yani uyandırdık onu resmen durup dururken. Peki, ee, geçelim o zaman diğer e, takımlara. Şimdi çok maç olduğu için maç maç değil de e, sıralamadan mı? Sıralamadan gidelim. E, direkt EuroLeague puan durumundan. E, şeye katılıyor musun? Bu sezon yani son yılların en çekişmelisi olduğuna. Rus takımların olmaması da etken ki olsaydı daha da çekişmeli olurdu herhalde. iki en azından iki Rus takımı olsaydı. E, katılıyorum, katılıyorum ama yani bence 12 ve 13'e kadar sarkıyor ya bu e, puan durumu şu anda. Yani Virtus ve Kızıl Yıldız'ın da potada olduğunu düşünüyoruz. E, bence bu takımlar e, tahmin edildiği kadar e, rekabetçi de olmayabilirler. Yani maç kazanacaklar elbette. Sezonun e, geri kalanına hani e, o işte diyelim ki 11 hafta var şu anda. E, bu takımlar yine hani 5-6 ile bitirebilirler, 4-7 ile bitirebilirler. E, sürpriz galibiyetler alabilirler. Ama ben ikisinin de içeride olacağını düşünmüyorum. Keza Makabi de çok önemli bir galibiyet aldı Valencia'ya karşı. Yani orada da Wade Baldwin her şeyi yaptı maçı kaybetmek için. E, son bölümde verdiği topu tutsa kazanacak Makabi pasa gitti. E, son topu atamadı Valencia. Molası da yoktu mumrunun. E, katılıyorum en çekişmeli e, sezon olduğuna. E, ama tabii ki alttaki takımların e, biraz da e, o keskinlikten uzak olmasından kaynak. Yani Milano mesela sezon başı başlarken nerede olması planlanıyordu? Şu anda nerede? nerede? Efes nerede? Nerede olması planlanıyordu? Şu anda nerede? Bu takım bu iki takım biraz ritim bulabilselerdi farklı açılardan zaten biri ilk dörtte olurdu biri altıncı olurdu iki takımı yukarıya çıkarmış oluyorsun. Katılıyorum. İçin ee, içinde derbi olması da ama bu sezon bence evet. önemli. Hem Ya bir de mesela hem Belgrad'da, hem Almanya'da, hem İtalya'da ya, derbilerin olması önemli. Kesin ya Partizan'ın mesela inanılmaz zor bir e, fikstürü var. E, ben bu hafta biraz daha fikstürlere hani bakarak ilerlemeye çalıştım hafta içinde de maçlardan önce. Barcelona 6 tane iç saha maçı var. Ee, yani son 11 maçın 6'sı iç sahada. Aslında bu bir avantaj gibi gözükebilir ama bu 6 saha iç maçından Olympiakos geliyor. Barcelona geliyor. Real Madrid geliyor Uf. ve Fenerbahçe geliyor. Yani 6 iç saha maçın 4'ünü e, sen tepe 5'lidedeki, e, beş, tepe 4'lüdeki takımlarla oynayacaksın. Ee, yani Efes'in orada Monaco, Bayern ve bir, bir, yani Efes, Monaco ve Bayern deplasmanında da gidecekler ek olarak yani e, Partizan. Eee yani playoff yaparlarsa gerçekten çok büyük iş olur. Çok büyük. Çok büyük yani, iş 2010'dan olur. 2010'dan sonra çok büyük bir Partizan işi olur o yani. Ama yani ne kadar e, kolay ben açık söylemek gerekirse yani Obradovic'e karşı çok çık çıkamazsınız EuroLeague tarihinde. Yani Obradovic Obradovic'in karşısında konumlandığınızda bir tahmin yaparken söylüyorum hmm. bunu. Genellikle kaybedersiniz. Ben Partizan'ın açık söylemek gerekirse oyun kurucu problemini çok çözebileceğini düşünmüyordum. Ki ya hala ne kadar çözdüler tartışılır. Biraz gazla oynuyor Partizan hala. Evet. Ve iç sahadaki o enerjiyi bu hafta deplasmada kötü bir jagilisi yakalayıp e, kazandılar. E, hala bence problem. Ama Dante Exum yani en bayıldığım bir oyuncu ve Obradovic ile O taraftarla evrim muhtemelen geçiyor. ben de bir gaz oynarım. Ama kaportayı <gülüyor> dağıtırım. <gülüyor> Elim ayağım birbirine dağılıyor. Ben de oynarım o, o gazla. Kesin olması lazım. Obradovic <laughs> geçen bir açıklama yapmış. Işte, kızıldız kızı ve Partizan'ın sürekli olarak olması lazım Euroleague'de diye %100 katılıyorum. Peki bir puan durumunu tekrar rica edeyim. şöyle bir bakalım şimdi geçen şeyi düşündüm ya. Hani derbiler var dedik hı hı. ya. kimin yok diye baktım. Litvanya ve İsrail yok. Jelgiris'in de biliyorsun ezeli rakibi Ritas. Bahçeşehir'le oynadı bu hafta. Düşündüm düşündüm yok ne neresinden tutsam Euro Ligi'ye yı... 100 yıl daha olmaz Giremez. gibi. <laughs> <laughs> Makabi'nin zaten hiç e, orada e, rakibi olmuyor. Hani İsrail şampiyonluklarını kaybediyor ediyor. Formattan kaynaklı biraz da oradaki. Ritas'ın tabi e, Euro Cupta çok başarılı sezonları var. E, hatta Trifinovic'in koçu oldu. Evet. Kurtin United'sın koçu. Evet. Hollis Pricelı takım. E, Chuck Aitzen vardı. O dönemlerde fena değildi. hani Biraz Olurdu. Euro oynuyorlardı ama şu an çok uzaktı Şu uzaktadır. an gerçekten çok uzaktalar yani. E, onun dışında Şöyle bu haftanın var mı çek şey, e, sürpriz maçı diyebileceğimiz senin aklında? Yani sürpriz maç. Baskonya bu arada yine şey gidiyor. Yani e, evet. sallantıda gitti. Çok kötü başladılar Panathinaikos maçını onlarda ama e, ya bir bence en büyük sürpriz. Valencia'nın yan yanmesi. sürpriz maç olarak. Doğru. Valencia'nın aslında burada Milan'un 2-2 yapması e, iyi oldu. Milan'un 2-2 yapması tabii önemli bir gelişme. <laughs> Ettore Messina bölümümüz. 47. transferini yaptı Milano. Evet. üst gruba yaklaşabilmek için. Şabaz ne yapıyor? Partizan'ın da Jalgiris'i çok üstün bir oyunla bu arada. Ama Jalgiris, evet yani üstün bir oyun kısmı evet önemli bu. Ama Jalgiris evet. hakikaten iyi durumda değil. Yani Jalgiris <laughs> Sanki üretemiyorlar. Sıkıntı yaşayacaklar playoff'a. Ve... İşte Isaiah Taylor'ın sakatlanması çok büyük problem oldu onlar için. Yani Lekavicius ellerindeki tek kart. Evet. Yani Brazdeikis ee, müthiş bir performans sergiledi ama ben şunu söyleyeyim ben da ikisi mesela hani 400 350 bin 450 bin bandında e, bir maaşla bir kontratla olduğunu düşünüyordum. Jagiz keseyi açmış yani 700 bin ne oynuyormuş biz bu sene şaşırdım ben. Hı, hı. E, bence elit takımların kesinlikle düşüneceği bir oyuncu olacak e, biraz da ikisi çünkü size'ı var kilo oyun oynayabiliyor yönetebiliyor e, şutu var sert bir oyuncu yani ee, ama pahalı olacak tabi, Yani tabii. 700 binden Jagiris'teki bir oyuncuyu çıkarmak. Litvanyalı bir oyuncu Jagiris'te 700 bini oynuyorsa bir e, 1-2'dir onun değeri. Yani, yani, şey şey 400-500'den fazla ödeyip çıkarman lazım. Bologna'da 2 2 yaptı. Asfel de 0 yaptı. Evet. Bologna'nın 2'de 2 yapması yine bence önemli. Yani sürpriz tam çok büyük bir sürpriz değil tabi ki ama Asvel rahat yendiler. Evet. evet. Ee, de rahat yendiler. Senin tahminini alayım ben. ilk 8e dair. Buradan kim çıkar, kim girer hep ben söylüyorum. Ya, e, aslında şöyle, senin dediğin gibi Efes kısmında biraz sadece soru işaretindeyim. Hı hı. Ee, onun dışında Jelgiris Kaunas aslında hani ilk birkaç program önce konuşmuştuk bu Final Four haberinden sonra biraz bir gazla acaba transferler yaptılar, ha, iyi yaptıktan oynuyorlar. sonra playoff olur mu dedim ama ben Jelgiris'in bir e, hı hı. inişe geçeceğini düşünüyorum. Bayern için bu arada ee, o denizaltı muhabbetinden sonra acaba mı dedik ama Bence yine e, çıkamayacaklar çok yukarı. E, Efes'i oraya dahil etsek, Partizan çıkar. Hadi bir ihtimal Bayern çok şey olması lazım ya değil mi? Yani ya seriyi yakalaması lazım. Hı -hı. Belki bir ihtimal Bayern diyeceğim ama oradan Valencia'yı ben biraz daha şey görüyorum yani bu motivasyonla. Sen, sen Partizan makabeyi çıkarıp Valencia-Efes'i bekliyorsun. Evet. Olur, öyle olur düşünüyorum ama üst tarafın değişeceğini düşünmüyorum. Baskonya'nın da çok çok böyle... Saçma sapan şeyler yapması fixtürü lazım. fikstürü iyi. Hı -hı. Yani e, zor bir fikstürü yok Baskonya'nın. Bir ihtimal kızı yıldız diyorum bu arada. Bir ihtimal. O da şeyden dolayı yani. Taraftar gaz yine. Aynı Yüzü muhabbet. suyu hürmetine diyorsun. Düşünmeyin o taraf. Aynen. Onun, onun, bir hürmeti... de Kampaz'la döndükten sonra da nerede olurlar? Biraz ekstra galibiyet almaları lazım. Al, alırlarsa evet ama kampazu dönene kadar. E, Efes'in söylediğin gibi iç sahadaki 5 maç muhabbeti e, önemli. Artı Alba. Yani bir son akşamda baktım. Evet, 7'de 5, 7'de 5 ile kapatıyorsun sezonu. KFES yani e, tam oralarda biliyorsun motive olan bir takım. Ha tabii şu şöyle bir sal varsa, şöyle bir tez varsa bunu görmek lazım. Buna katılıyorum şimdi. Clyburn Ergin Ataman ilişkisi. ipler gerildi. hani e, bu sezonun sonuna etkiler ya da sezonun şununla, bundan sonraki bölümünü <coughs> pardon etkiler gibi bir fikir varsa hani bu, bu bu tartışılabilir ama bunun iç yüzünü de öğrenmek gerekir şu yüzden. E, geçen sene Vasiliy mitsic Ergin Ataman ilişkisi, e, bu sene yani. Hala bu öyle bu sene. Ya bakın, Özellikle militek muhabbeti de. Bakın ayrı yani bir. Bunları anlamak bir... için eğer görmediyseniz, şimdiye kadar izleyicilerimiz görmediyse, Milan Maçfan'ın e, bir podcastte katıldığı podcastte Ergin Ataman'la Ataman alakalı açıklamalarını okumalarını tavsiye ediyorum. Çünkü e, yani yıllardır biz farklı şekillerde oyuncularla ilişkileri anlatmaya ve Hani Ergin Ataman'ın diğer koçlardan daha farklı olarak aslında kendini biraz bir CEO gibi, bir şirket yöneticisi gibi daha üst bir noktada konumlayıp oyuncularla birebir hani baba oğul gibi iletişim kurmaktansa belirli şeyler asistanlara teslim edip kendini daha üst bir konumda yani biraz burada tabii iyi polis kötü polis de olabilir. Yani tercihen yapılabilir bu. Ama Ergin Ataman daha farklı bir profilde konumluyor. Yani oyuncuların günlük problemlerine, işte işte çok böyle müdahil olup çok oyuncularla arkadaş ilişkisi kurmayı, baba oğul ilişkisi kurmayı tercih etmiyor ve bunun başarılı olduğunu da görüyoruz aslında. Yani bu bir eleştiri konusu olmamalı. Bu bir tercih. Bu tercih 2 Euro'luk şampiyonluğu getirdi Koçun kariyerine. bence bu bağlamda tartışılacak bir şey yok ama münferit olaylar bu konuların tekrar hani masaya getirilmesinde beraberinde getirebilir. Çünkü Mina Maçva'nın açıklamasında ne diyordu? İşte ben iki yıl onunla oynadım. Hiç konuşmadık. Merhaba merhaba derdik. Bir kere dişimde bir problem vardı. Öyle bir şey diyordu. Dişimde problem vardı. Bana geçmiş olsun iyi misin? Yarın oynayacak mısın? Dedi. Oyuncan derdi. Gazabet derdi. Yarın yarın oynayacak <laughs> mısın? Oradan sonra da röportajın sonunda da şöyle diyordu. İşte Ergin Ataman burnu çok iyi koku alan 30 milyonu 25 milyonu bulup şampiyonla e, oynatacak takımı kurmakta çok yetenekli biri. E, tamam zaten daha Daha ne olacak? Daha ne, olsun <laughs> daha yani, ne talep ediyorsun? Hani, her koç ya da her insan aynı metotla başarılı olamaz ki ya da aynı metot her sene, her dönem, her 10 yıl içerisinde başarılı olamaz ki. Kesinlikle. Ergin Ataman'ın karakterini ve koçluğunu tanımlayan şey bu. ile Ergin Ataman'ın ilişkisi. O da diyor zaten. Ha yani hani, 5 senede 4 kere belki konuştu. E yani hani şimdi böyle bir örnek varken Clyburn durumunu nasıl idare edeceğini bu meydan okumayı, bu challenge'ı hep birlikte göreceğiz. Takım yani. kendi içinde bence Olympiakos maçıyla beraber de gösterdi. Ne zaman topu daha çok paylaşıyor o zaman kreativiteye, yeteneğe dayanıyor. İşi daha iyi yapıyor. Ama ne zaman hiç topu paylaşmadan direkt birileri işi çözmeye Hı -hı. çalışıyor. Efes daha çok tedbir alınan takım artık back to back şampiyon. Sonuç olarak iki kez üst üste şampiyon ve o yaratıcılık şu an işe yaramıyor. Bence topu daha fazla paylaşması gerekiyor diyerek noktalıyoruz efendim. Haftaya görüşürüz. görüşürüz. İkili sıkıştırmanın yeni bölümlerinden haberdar olmak için NTV Spor YouTube kanalına abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın diyoruz ayrıca. Tabii ki yorumlarınızı da bekliyoruz. Hoşçakalın.